Babuşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Varvant'ta kardeş katli moduna devam ediyoruz abi. En son hatırlayacaksınızdır, Yaraven kalesini almıştık ve bu kale sürekli kuşatılıyor abi. Çünkü kaleyi ilk başta Konturya'ya vermedim, kendimi aldım, oradan Konturya'ya verdim ve doğal olarak gördüğünüz gibi kalede savunma yok ve adam kaleden dışarı çıkamıyor. Aynı zamanda Gümri ve Tuzluca köylerini de Bahestur'a vermiştim. Bahestur oraları korumaya çalışıyor. Krallık olarak öyle edü büdü gidiyoruz kanka. Ama nereye gidiyoruz hiçbir fikrim yok. Ve ben en son köyü yağmalamıştım. Tiflis'te şu köyden yağmaladığım malzemeleri satayım. Tabi kazara olunca uçuyor. Düşman ordusu Saliköy'ü yakınlarında. Abi geçen var ya, o Saliköy'ünün orada baga girdi böyle. Bir sevindim, bir sevindim baga girmesini anlatamam. Yalnız abi biz buraya çok fazla malzeme sattığımızdan dolayı değerini düşürmüşler ya. Burayı başka birine vermişler galiba bu arada. Sancak hep aynı mıydı bilmiyorum da bana değişmiş gibi geldi. Kaçaklar. 51 Safavi atlı kızılbaşı. Yakalasam bile bulaşmam onlara. Ya benim o kadar yerde işletmem var abi. Ben hala para kaybediyorum. Ben hala para kaybediyorum. İnanılmaz derecede az geliyor bana para. Var mı bakalım Lord'un kabul salonunda bize katılmak isteyen birisi? Lord Kerim Bey. Başka kim var abi? Lord Kavel ve Lord Kerim Bey var. Anladım. Lord Kavel ve Lord Kerim Bey. Onların bir kim olduklarına bakalım. Ona göre alırız abi. Lord Kavel ve Lord Kerim Bey. Karakterlerden bakıyorduk, değil mi? Nerede abi? Lord. Heh. Lord Kerim Bey. 496 namı sahip. Bakalım. Akrabaları, konu komşusu falan diğer tarafta. Lord Kavel 666 namı sahip. Kanka siz şimdi birbirinizle anlaşamayacağınız, edemeyeceğiniz, ben hepinizi alırsam idare edemem ki. Bölünür abi, şehir bölünür, ülke bölünür yani. Ne şehrin bölünmesi, ülke bölünür ya. Harbiden ülke bölünür. Şey yapamadığın adamla hani anlaşamadığın adamları toplamayacaksın ortaya. Kardeş siz hayırdır ya? Siz hayırdır ya? 5-10 adam toplayıp yer kuşatmayı, mekan kuşatmayı adamlık mı saydınız kardeş? Yakalarsak haddini bildiririz ama ki yakalayacağım zaten. Baba bugün içimde bir isteksizlik var böyle. İsteksizlik değil de lan ne oynayayım, neyin videosunu çekeyim şeyi var. Muhabbet edecek konu bulamıyorum. Palaguay Ace bölümü çektim. O Palaguay Ace bölümünde çok güzel muhabbet döndü falan. Hani onun yanında sönük kalmasın istiyorum baba. Konuşacak bir şey arıyorum kendi kafamda. Ara tara ara tara. Acı abi bulamıyorum. Yamuldum yani böyle. Bu arada ben neden bahsedeceğim hiçbir şey yok da şimdi aklıma geldi. PlayStation serileriyle alakalı. Hakikaten böyle PlayStation'da oynanacak çok güzel oyunlar var. Konsola sahibim ama konsoldan kayıt alabileceğim bir cihazım yok. Konsolun kendi kayıt alma özelliği var. Onun için de adam akıllı bir mikrofon almam lazımdı. Elimde çok fırsat vardı ama henüz ben o adam akıllı mikrofonu alma şansına erişemedim. Bir de onlarda facecam kullanamayacağım yani. Ondan da bir çekiniyorum. Ha, tamam canım, yüzümü görmeniz o kadar önemli değil de. Yani hani ne bileyim, verdiğim tepkileri falan görmenizin ben hoş olacağını düşünüyorum açıkçası. Da sağlık olsun. Zaten hikaye ağırlıklı oyunlar oynayacağımız için Last of Us'tır, şudur budur falan böyle. Last of Us, Infamous Second Son serisi. Belki Witcher 3, o da belki. Zaten boyutları çok yüksek baba. Boyutları çok yüksek. İnan eğer nasıl indireceğim, ne yapacağım bilmiyorum. 8 megabit download var abi. İnternetin durumu belli yani. Hacı esirsin, kusura bakma. Sizden artık adamları esir almak zorundayım. Zırp pırt tünüyorsunuz zaten ya. Şey yapamıyorum, durduramıyorum sizi. Sürekli tüneyip tüneyip duruyorsunuz abi. Derhent Kalesi'ne götürelim, bırakalım adamları. Birkaç tane daha köyü yağmalayıp ondan sonra da yağmaladıklarımızı satmaya gidelim. Birimlerin bir kısmını buraya yerleştir. İyi adam esir alıyorum ben ya. İyi adam tutuyorum yani. 150 kişi. Tamam, bu kale gayet korunaklı. Kars Kalesi'nden biraz endişeliyim. Kars Kalesi'nden ziyade zaten Yaraven nereyi yağmalıyor? Gümrüğü mü? Bir şey yapamıyoruz ki abi. Yani hani adamlar çok kalabalıklar ya. Döv döv aynı şey. Döv döv aynı şey. Ya sürekli benim dövmekten artık benim bu adamları pataklamaktan harbiden kolum başım ağrıdı ya. Abi bu arada buradan bizden bir adam çıktı. Ben onun yanına gitmeye çalışıyorum özellikle.
Ya hani ne olur ne olmaz, Bahestur falan yeni adam bastı da adamı yakalarlar, kavga mavga çıkar. Galiba kavga çıkacak. Gel kanka benimle. Gel kanka. Gel. Bahestur. Kim bu? Lord Turya. Gir. Gir baba, ben de gireceğim seninle birlikte. Gir. Ya tut onu. Tut tut. Yok Hacı abi, sizden iş yok. Kaçıyor Samet Han. Ya bu kaçaklar da temizler bizimkileri de. Kanka bir şey diyeceğim. Semiz Ali Paşa'yı sal. Semiz Ali Paşa'yı sal bir. Hocam Semiz Ali Paşa'yı sal. Bir sana ben biraz daha asker vereceğim. Atlı Sada. Ben sana bak ne yapacağım biliyor musun? Birazcık atlı kızılbaş falan kastım ben kayıt dışı. Abi ben sana bir 10 tane, 12 tane hatta sipahi vereyim, tamam mı? 14 tane de Safavi atlı kızılbaşı vereyim. Sahip çık bak birimlerine. Tamam mı? Bu orduyu kaptırma. Bunlar 40-41 kişi dolaşıyorlar. Bu orduyu kaptırma abi. Yeniden adam basmaya uğraştırma beni. Ki yeniden adam basamam yani. Çok uzun zaman alır. Koru buraları bak. Etrafı falan koru. Daha ben Bahestur'a asker basacağım. Bozkır aydutları falan filan. Ya şu an Bahestur her halükarda yem gibi duruyor abi. Herif yani Bozkır aydutları bile dalsa, şu kaçaklar bile dalsa adamlar temizleyebilir. Benim bol bol adam alıp bizimkilere kasmam lazım abi. Şu Salik köyüne de ben bir ışınlanayım. Bu köyü idare et dayı. Her şeyi tamamlanmış köyün ha. İyi iyi. Ha buradalar ha. Şş, buradalar, bir yere gidememişler. Oley be. Oley be. Öyle beter olursunuz işte kardeş. Öyle beter olursunuz işte. Semiz Ali Paşa ve askerleri tarafından kuşatıldı. Oğlum bak, seni bizimki bir yakalar bir daha da affetmez biliyor musun? Semiz Ali Paşa sürekli gelip gelip saldırıyor, kaşınıyor ama gerçekten yakalarsa affetmez yani. Baba Bahestur falan ne alemde burada? Bahestur nerede abi? Bahestur dolanamıyor ki ortalıkta. Benim Bahestur'a bir kafadan adam vermem lazım ki adam bir rahatlıkla dolanabilsin. Kim bu Bahestur? Kanka bir dur, bir dur. Bir dur, ben sana biraz bir asker vereyim ya. Ben sana biraz asker vereyim. Adam en azından şeyden yana sıkıntı çekmesin ya, sağda solda dolanırken. Bahistur keyifler nasıl kanka? Biliyorum biliyorum. Sana birazcık asker vermek istiyorum ben bak. 20 tane atlı kızılbaş, 20 tane de Osmanlı Kapıkulu sipahisi veriyorum, tamam mı? Sahip çık bak bu adamlara. Sahip çık, beni hayal kırıklığına uğratma bak. Cort diye seni ortada bırakmasınlar diye adam veriyorum. Hem kendime hem size adam basmakla uğraşıyorum oğlum yani, ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? 6,1 hız. Adamınızı da çok mükemmel. Gel bak, sağda solda teke tek adam bulursak dalalım ama gidip de şeye kafa atma. Heh? Onu yakala bak, 6 hızım var. Yakala onu yiyelim. Yakala onu yiyelim kanka. Yakala onu. Yakala. Helal sana be. Geldim kardeşim yardımına. Helal sana. 26 askeri falan varmış zaten. Hocam herkes hücum. Zaten Rolf'un askerler de, Bahastur'un askerler de benim sözümü dinliyor anladığım kadarıyla. Tabii canım, Maraşal olduğum için benim sözümü dinleyecekler zaten. Ben şunların bir icabına bakayım. Bir ara benim tekrardan Anadolu tarafına uğramam lazım ya. Oradan da asker almam lazım. Ay, benim atı mahvettiler. Beni de mahvedecekler. Yok, mahvettirmedim kendimi. Hocam dalıyor musunuz adamlara? Sadece ben mi girdim aralarına? Zaten isabetim falan kötü. Bir de aldığım hasarı falan kapattım. Yoksa gözümün önünü göremiyorum lan bildirimlerden. Yok atın şu kadar hasar aldı. Yok bu kadar hasar yedi. Hafif savaşlar yapsak neyse. Sürekli böyle ağır savaşlar döndüğü için 100 kişinin birden aldığı damage'i falan yazınca orada sıkıntı oluyor. Çok güzel. Bahestur diyecek mi? Yardımınız için teşekkürler diye. Rica ederim canım. Hocam esirsin. Esirsin, tamam mı? Bir köpek gibi esirsin artık. Yani sizi ben serbest bırakmayacağım bundan sonra. Serbest bıraktım bıraktım. Ne oldu? Başıma iş aldım sadece. Teşekkür ederim o yüzden canım. Sağ olasın. Bak buralarda 57 kişilik kocaman bir grup var. Dikkatli ol hocam. Dikkatli ol bak, yağmacılara falan yem olma. Yağmacı temizlemekle uğraşma. Sana zaten ben en kaliteli askerlerden verdim. Yağmacı temizlemekle uğraşma. Ulan yine gümrüğe saldırıyorlar. Arkadaş. Lan size ben dayak atmaktan bir hal oldum. Siz dayak yemekten bıkmadınız lan. Dayak yemekten bıkmadınız abi, yeter ya. Vallahi dayak yemekten bıkmadı abi herifler.
Durmak bilmez bir iştahla dayak yemeye çalışıyorlar. Aa, Erik Noyan, sana karşı şüpheci. Ben bu adamı krallıktan gönderdim. Adam hala buralarda dolaşıyor. Abi, Cumhur Cemaat, bir saldıralım şunlara. Şunların bir akıllarını alalım. Daha ben orduyu tekrardan kalabalıklaştıracağım. Tekrardan ordu kasacağım. Kastığım orduyu yine Bahestura Turya'ya. Şöyle ikisinde de bir 200 asker birikse, bak, benim askerlere bakma sıkıntım var. NPC'lerde sanırsam öyle bir sıkıntı yok abi. Hani onların para durumu falan benim gözetmeme gerek yok. Yani ikisine de 200'er asker yığdıktan sonra rahat rahat buralarda dolanırlar. Ama bir de isyan etme durumu var tabi. İsyan ettikleri anda ben de cort diye kalırım ortada. Ya 200 tane kendi verdiğim en nitelikli adamları yenmekle uğraşırım. O da bir hayli canımı sıkar. Ama ihanet edeceklerini zannetmiyorum ya. Ne bileyim. Bunlar 3-5, 3-5 çok fazla basılıp basılıp geliyorlar. O canımı sıkıyor. Hocam sen de isirsin. Sen de isirsin. Merhamet falan yok. Merhamet falan yok abi. Yok yani öyle bir dünya. Karıştırma. Merhamet yok. Gel şuraya. Birliklerin bir kısmını buraya yerleştir. Bak, 5 tane şey. Şu 19 tane şeyi de satacağım. Atlı Kızılbaşı'nı da satacağım. Büyük bir savaş oldu. O savaştan kazandım da herifleri. Daha gidemedim yani. Hani ne erzak almaya gidebiliyorum, ne başka bir şeye gidebiliyorum. Ben gidip bir dal daha yağma atıp geleceğim. Dur. Ben gidip bir dal daha yağma atıp geleceğim. Sağ solu bir yağmalamam lazım. Tabi önce bir şu köyden falan adam alayım. Sali'den Mali'den adam alayım. 100 adam. Hiç o Sali köyünün oraya çıkmakla uğraşmayacağım kankalar. Zaten bug'lı mekan. Git orada. Adam oturduğu yerde nasıl asker kasabiliyor ya? 6 kişi mi? Köy benim be baba. Köy benim be abi. 6 kişi az değil mi sence? Girme girme ya, 45 kişilik o gruba girme kardeşim, niye giriyorsun? Bahesturcum, yavrucum, niye giriyorsun? Aslan parçası, niye niye? Hocam, ateş etmeden herkes hücum. Yağmacıları kılıçtan geçirin. Babacım, niye giriyorsun ya? Oğlum, asker mi fazla geldi? Yağmacılara girme, düşman lordlarından ayakta kal diye tuttum ben seni orada. Yağmacı grubuna bak. Böyle yağmacı mı olur lan? Bunlar bildiğin kıdemli adam gibi. Esirlerden adam aldığım zaman moral çok düşüyordu. Acaba hala öyle mi? Gerçi o kadar fazla esir alamıyorum da ben zaten. Bir ara şu bana ilk verdikleri köylere falan gidip oralardan asker almam lazım ya. Ya benim toprağım olacak ya Osmanlı toprağı olacak ki oralardan ben asker alabileyim. Asker toplayabileceğim yer sayısı çok kısıtlı. Bir Sali köyü var, bir Gümülcine köyü var, bir de Tuzluca köyü var. Kanka, ilişkimiz iyileşsin, iyileşsin, sıkıntı yok. Bak, ne kadar güzel bir şey. Ama kendine dikkat et abi. Haydut kovalama lan, zaten az adamın var. O az adamı da haydutlara yem etme be. Semiz Ali Paşa orada orayı kuşatıp kuşatıp duruyor. Aha bak, Bahestur yakalayacak şimdi seni. Aha bak, buradan da 125 adamla geliyor. Hocam hadi lan, birimiz tutarız be. Abi siz onu tutup yersiniz ya. 37 tane adam, 37 kişi zaten. Ben şu Tuzluca'ya saldıranı şey yapacağım. Biri Tuzluca'ya saldırıyor, biri Gümrü'ye saldırıyor. Ulan o kadar kalabalık ki herifler ya. O kadar kalabalıklar ki abi, bekle, Tuzluca'dan adam al. Doğru Gümrü köyüne. Lan baba bak, sal. Bak sal, daha fazla uyarmayacağım. Allah'tan hızlı hızlı asker yetiştirebiliyoruz. Talimci yeteneğimiz yüksek. Alayan, sen ne ara seviye aldın? Sen ne ara seviye aldın yani? Hani umurumda değil senin seviye alman. Başka kim seviye almış? Katrin. Ablacım, ben daha sana ekipman bile çekmedim ya. Ben daha sana ekipman bile çekmedim. Biraz çeviklikle silah ustası vereyim. Teker kılıçlarda ustalaş, sonra şey yaparız. Sana da bir şeyler ayarlarız. Şunu bir yakalayalım. 6.5, 5.4. Mümkün değil. Mümkün değil. Nasıl yakalayayım? Nasıl? Bak hala geliyorlar ya. Hala geliyorlar ya. La yeter ya. 6 hızı var bunlar. Niye bu kadar hızlı? 3 tane kızılbaşı var epi topu. 5.4 hız. Ben bunları nasıl yakalayacağım ya?
Yaraven Kalesi'ni kim kuşatıyor? Gümrük köyünde. Benden önce biri gitti oraya. Birisi onu tutmuş olabilir. Kim? 125 askerle. Lan Bahestur tutmuş Bahestur. Yardımına gitsene Bahestur'un. Kanka Bahestur çok iş yapıyor ya. Ben bir Bahestur'a 20 asker daha ateşlerim. Bahestur çok iş yapıyor. Turya'da 125 adam var. O kadar şey yapmıyor da. Bahestur çok iş yapıyor. Kafayı yiyeceğim. Oraya koştur, buraya koştur, oraya koştur, buraya koştur. Kafayı yiyeceğim yani. Bir barış anlaşması falan imzalanıp farmlama dönemine geçsek o kadar tatlı olacak ki. Ama adamlar barışa yanaşmıyor. Ya çünkü Şah İsmail bizi şey olarak görüyor abi. Leblebi niyetine böyle yenilebilecek bir krallık olarak görüyor. Bu yüzden bütün Safavi ile tek başımıza uğraşıyoruz. Hayır yani kalelerini, köylerini de almaya gidemiyorum. Çok şey abi. Bütün hepsi kuşatma kulesi istiyor. Hepsinde adam kaybediyorum zaten camış gibi çatır çatır. Müttefik kayıpları da çok güzel. Hocam, seninle ilişkimiz eksi biri de çok kalabalıksınız be bak. Şerefli adamsın falan filan diyorsun, tamam mı? İlişkimiz ilerlesin de beni artık daha fazla yolmayın be abi. Beni artık daha fazla yormayın la. Yazık la bana. Şey mükemmel. Moral mükemmel, o güzel. 15 kapı kulu sipahisini de sana vereceğim kanka. Bak. Evet gerçekten güzel bir şey ama senden bir isteğim var hocam. Bak şunları al, tamam mı? Camış gibi adam verdim sana. Senin için yeni bir görevim var. Beni takip et. Şu köyün etrafını yağmala. Şurayı kolaçan et. Düşman birlikleri geliyor. Şu yöne doğru kaç. İstediğini yapmakta serbestsin. Yani istediğini yap da ordu topla. Ordu, tamam mı? Sağa sola saldırma. Sağa sola saldırma. Farm yap, farm. Farm yap. 3 kişiyiz zaten. 3 kişi nereye yetişeceğimi şaşırıyorum. Seni geliştirmekle uğraştım bu oyuna. Tuzluca. İyi, en azından sahip çıkıyorlar abi. Kim? Kral Maximilian tarafından Mustafa Paşa. Mustafa Paşa bize gelmedi ki. 5.3, 5.7. Benim seni yakalamam lazım kanki. Ya oğlum 62 tane askerle nasıl o kadar hızlı koşuyorsun ya? Aha vallaha Kont Turya da burada. Kont Turya kaçta koşuyor? 4.3 ile koşuyor. 5.7, 4.3. Ben yetişirim buna da Erzurum'un içine girer kaçar herhalde. Lan dönün bana bir girişin abi. Dönün bana bir girişin ya. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Gel lan. Nereye kaçıyorsunuz oğlum? Gel kanka gel 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 gel. Tuttum. Vallaha tuttum. Vallaha tuttum. Kont Turya da geldi. Hocam dilimi kesecekmişin. Gel kes. Gel kes kardeş. Gel de kes birader. Gel de kes. Baba. Senin adamların yönetme şeklini nasıldır bilemem ama ben herkes için söylüyorum. Ateş etmeyip lambur lumbur dalıyorsunuz abi. Bunlar da biraz atlı kızılbaşı falan birikmiş. Bunlar hafiften şey gibi böyle güçlü gibi ama hayırlısı bakalım. Abi şu attan ben bir ineyim ya. At bana göre değil baba. Şöyle. Şöyle savaşacağız biz burada ya. İşte bu bana göre ya. Oğlum senin yayan askerlerin yok mu? Piyadelerin yok mu? Piyadeleri adam akıllı salsana şu meydana. O yerden kalkmadan acı. O yerden kalkmadan. Şu arkasını dönmeden. Şu selam vermeden. Bak şunu da gözünü kırp. Kırpmadan keseceksin böyle. Gözünü kırpmadan keseceksin abi. Hocam herkes lambur lumbur dalsın ve bir şey söyleyeceğim. Ateş serbest baba. Ateş serbest. İsteyen ok çeksin, okla girişsin bunlara. Aslında var ya atlı kızılbaşların okçulukları da çok güzel. Bir süre herkesi yerde bekletip düşman gelirken üzerine oklatıp sonra kılıçları çekip dalabilirim. Bak bu da güzel bir yöntem. Ben hiç hani toparlanmalarına fırsat vermeden lambur lumbur giriyorum ama o da bir yöntem tabii ki yani o da yapılabilir. Ben şu tarafa doğru ilerleyeyim. Leh usta savaşçı. Cirit'i yedik böğrümüze. Abi elimden geldiğince ne müttefikimin ne benim adam kaybetmemesine uğraşıyorum. Yani müttefikim de adam kaybetmesin ben de adam kaybetmeyeyim. Sonuçta onun kullandığı adamları da ben kastım zaten.
Yerden bir şeyler yedik, hayırlısı bakalım. Bunlar niye tek yemiyor ya? Hocam merhaba. Merhaba, satırın dadına bir bakın. Ona göre konuşun abi. Ne kadar yüz adamlarını falan doğramışız. Bunların zaten en baba bu kadar adamı vardı abi. 4 ölü bizde var. 2 ölü bizde var. 4 ölü onlarda var. Tam düşmanın haşatı çıkmış ya. Düşmanın haşatı çıkmış abi. Güzel. Güzel de çok fazla yağmalıyorlar be kardeş. Çok fazla yağmalıyorlar. Hani çok fazla geliyorlar, anlıyor musun? Çok fazla geliyorlar. Adamların bu kadar fazla gelmemesi lazım. Ya bizim de toparlanmak için fırsata ihtiyacımız var yani. Hani çok fazla geliyorlar be abi. Kardeş iyi mi senin durum? Evet, Yorick Noyan ile savaştık ve yendik. Hocam bak, sen ihanet etme. Sen benim ana kalem gibi bir şeysin, ihanet etme, tamam mı? Ninova değil, Tikrit yağmalanmış. Şu benim yağmaladığım bir yer daha vardı abi. Ne tarafta orası? Şurada bir yerde. Hoy köyü. Hoy köyüne ben bir tekrardan uğrayayım. Artık hani köyleri yakmayın lan. Köyleri yağmalamayın artık be. Bana 200 kişilik bir şey geliyor muhtemelen. 180 kişilik. Ali Paşa'nın uyan ne ya? Baba bir şey diyeceğim. Senin ölene kadar savaşmayalım. Şah İsmail hakkında ne hissediyorsun? Birazcık ikna etsek baba. Ya oğlum 64 şeyimiz var şimdi. 64 ilişkimiz var. İyi, gel dağıtayım ağzını gözün. Gel. Gel baba, dur burada. Baba dur burada. Dur burada. Onlar amele gibi yayan gezinecek. Onlar amele gibi yayan gezinecek abi. Bekle. Hocam kimse ateş etmiyor şimdi, tamam mı? Kimse ateş etmiyor. Bekle abi, bekle. Bekle. Amelelerle birlikte geliyorlar ya. Hocam şimdi atış serbest. Deş abi. Deş ortalığı. Deş. Deş baba. Deş baba. Ben de şöyle bir kalkanımı çekeyim. Kılıç kalkan takılayım. Ya adamlar buraya ulaşamadan ölecek. Daha sizin derdiniz ne kardeşim ya? Hayır yani bir 180 asker basmış, tamam mı? Benim tarafıma katılsa da o 180 asker boşa gitmese bir şey demeyeceğim. İkna yeteneğim kötü benim. İkna yeteneğim kötü olduğundan kaybediyorum ben. Şah İsmail hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Sabrımı zorlama. Lan 64 ilişkimiz var işte. Ya ihanet etmeye korkuyor millet. Benim tarafa katılmaya korkuyor. Çünkü Şah İsmail ayı gibi güçlü. Bende o kadar çok adam yok. Ama ben Şah İsmail'den daha, ya çok daha güzel kapışıyorum. Orası çok ayrı bir mevzu. Bak ilk partiyi temizledik bile abi. Süper değil mi? İlk partiyi temizledik bile. Devam baba, devam baba, devam. Hatta şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Herkes hücum abi, herkes hücum. Tamam mı? Şu gelen amele birliğini bir doğrayalım. De 180 adam yani, amele birliği bile olsa millet girmeye çekinir, biliyor musun abi? Millet girmeye çekineceğinden dolayı kalabalık gözükür. Az da olsa savaşlardan kaçınma şansımız olurdu yani. Koca yürekli askerlerim benim ve bana vurdurmadılar bile. Bu leh askeri ya. Leh askeri Ali Paşa'da ne arıyor? Kapı kulu piyadesiymiş. Ne leh askeri. Neyse, en azından grup camış gibi seviye alacak. Ona sevinelim baba. Grup camış gibi seviye alacak en azından. Bu da güzel. Bu da güzel. Kanka varsa şöyle kenarda köşede ver, ben onların dipçiğini dipçiğini vurayım. Ne kadar? 148 adamını kesmişiz sadece 4 yaralımızla. İşte bu kadar abi. İşte bu kadar. İkinci turda da aynısını yapacağım. 30 kişi bile olsa kenara geçip bekleyeceğim. 183 askerin onların 78 askerine karşı hazır. Hocam dur burada. Dur burada. Herkes için söylüyorum baba. Atış serbest. İndirin abi önünüze geleni. İndirin yani. Ne kadar girmiş? 59 kişi girmiş. İndir baba önüne geleni. İndir baba. İndir baba. İndir baba. Bu taraftan bir yerden yanaşan olursa ben gidip alnının çatına vuracağım. Zonk diye.
Oy. Birisi de bana okla vurdu ama. Sağlık olsun. Kardeş bu kadar basit. Sıfırsınız. Hiçsiniz. Hiç hiç. Ne kalmış? Son 33 kişi. Kes abi. Kes abi. Kes abi. Lan gelen de çiftçiler zaten ya. Gelen de çiftçiler zaten. Sağ ol kardeş. Sayende seviye kazanacağım. Buradan böyle satacak malzemeleri falan da toplarım. Yemekleri de toplarım abi. Oh mis. Benim tek gıcıma giden nokta köylülerin blok bilmesi. Bak utanmasa köylü benim gibi savaşacak ha. Bak bunların böyle savunma yapması falan normal, tamam mı? Ama adam eline tırpanı almış gelmiş böyle Sprinter Usta taklidi yapıyor. O şey abi, o can sıkıcı biraz. Herif Sprinter Usta taklidi yapıyor abi. Şimdi şu köyü yağmalamaya devam edebilir miyim? Teşekkür ederim canım. Var mı geleniniz? Oğlum çok kalabalıklar be. 45 oradan, 50 buradan, her taraftan adam geliyor, her taraftan. Biz ne yapalım? Ekmekler falan yukarı taşınsın. Erzak az. Harbiden yani erzağımız az abi. Yemeğimiz az ya. Ben ama şarap şişelerine kadar alacağım. Çünkü satacağım hepsini. Başka ben nereye yağmalıyordum? Malazgirt'i yağmalamadığıma eminim. Birileri yara beni kuşatıyor. Lan köy mü yandı 2 dakikada ya? Oğlum ben gittim köye sahip çıkmaktan vaz mı geçtiniz lan? Saldırı altında daha. Dur. Şş, hop dedik. Vallaha kafa attı. Vallaha kafa attı herif. Kardeş savaşacağız yani. Gümrük köyünü yağmalarken gelmişim. Tamam beyler beyler beyler, herkes bu konumda. Herkes bu konumda kalıyor abi. Herkes bu konumda kalıyor. Bak merkezdeyiz, tepedeyiz canım. Merkezdeyiz, tepedeyiz, tamam mı? Bunlar nereden geliyor? Şuradan geliyorlar. Çok güzel. Hocam herkes için söylüyorum. Atış serbest. Ya 35 tane köylü vereceğine bana komple benim askerlerimi versen. Şurada ben şu adamları bir ağlatsam. Ya herifler taş atıyor oğlum ya. Yalnız bizi de yokuş yukarı ateş ediyorsunuz mu okçular? Abi okçular ateş ediyor mu acaba? Ve bunlar çıplak bünyeye ok yiyip nasıl hayatta kalıyor? Yani çok güzel bir sorulardan biri bu. Koca yürekli çiftçiler be. Hocam yürüyün. Hocam yürüyün, herkes hücum. Herkes hücum. Oğlum ne oluyor lan? Lan öleceğiz. Öleceğiz lan. Hocam yardımcı olun be. Katliam yaşandı lan burada. Kim kimden ne zaman öldü belli değil lan. Katliam yaşandı ya. Baba tepeye yardıma gelin. Korkuyorum lan, kazara bir tanesi böyle üfleyecek, öleceğim diye korkuyorum. Rahat bırak lan. Rahat bırak lan köylüleri. Tamam biz de rahat bırakmıyoruz ama en azından yani ne bileyim, biz savunmaya çalışalım abi. Of of, canlı yeri en aza indi. Baba nerelerime ne yemişim ya arkadaş, bu ne, yukarıdan böyle komple herif mızrak sokmuş. Bir tanesi kalkana isabet etmiş, bir tanesi böyle komple böğrüme, koldan içeri iç tarafa yerleşmiş. Hocam herkesi yok eder misiniz rica etsem? Böyle kılıcı alır çatara çutara girişirim diye düşündüm de pek hayal ettiğim gibi olmadı olay. Abi yeter vallaha, oradan oraya koştur, oradan oraya koştur, yoruldum ya. Benim var ya, bizim derebeylerine falan adam kasıp onlara vermem lazım tez zamanda. Ali Paşa falan geleydi 200 kişilik ordusuyla, iyiydi be. Harbiden iyiydi yani. Ha şimdi böyle kaçın gidin buradan. Kaçın gidin. Kuyruğunuzu sıkıştıra sıkıştıra kaçın gidin abi. Ha siz hayırdır ya. Baba ben bir iki dakika Tiflis'e gidip geliyorum. Bak Tiflis'e gidip gelirken ben burada satım yaparken, gerçi Tiflis'e satmayacaktık ya. Az fiyat veriyor abi çok sattığımız için buraya. Bak derileri falan azdan alıyor hep. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle birazcık aşağı ittirelim. Hiçbir yere ayrılamadık ki. Hiçbir yere çıkamadık abi. Sıkıntı orada meydana geldi zaten. Hiçbir yere çıkamadık. Hiçbir yere ayrılamadık. İki adım atamadık ki.
Tamam, geriye kalan yemekleri dayayabilirsin. Yani hiçbir yere ayrılamadık. Şu köyden ben tekrardan bir adam alabilir miyim? Gümrük köyü kendine geldiyse 4 kişi buradan. Salih köyüne de bir girmek istiyorum. 4 kişi buradan. Oğlum 4'er kişi ne ya? 4'er kişi ne ya? Yerevan Kalesi. Oğlum hala buraya adam bırakmadın mı? Adam bırak buraya adam. Lord Turya. Adam bırak buraya. Bahestur nerede? Kanka bir şey soracağım. Bahestur nerede acaba? Yaravan Kalesi'ne doğru gidiyor. Sulus yakınlarında. Buraya geliyor yani. Sulus köyü ne tarafta? Aa dur, Tuzluca'yı da yağmalatmadık değil mi? Gidelim Tuzluca'dan da hemen adam alalım. 6 kişi. Sulus köyü. Nerede lan Sulus köyü? Nerelere gitti acaba eleman ya? Şu Tirket'e doğru gidelim, bir de orayı yağmalayalım. Abi adamlar her tarafa yayılmış, tamam mı? Adamlar her tarafa yayılmış vaziyetteler. Artık tutun yani kaleleri falan ya. Ben geleceğim, yine uğrayacağım da oraya. Ya herifler bana bile kafa atmaya başladı artık. Sen düşün durumun ciddiyetini. Önüne gelen, böyle ordudan atılan, terhis edilen herkes boyuna şeye gidiyor. Bunların yanına geliyor. Ya kim ordudan atıldı, kim terhis edildi? Hop herkes şeyin tarafında. Safaviler'de. Lan yavaş biraz ya. Baharat var ya, abo. Hurmayı da alayım hadi, satarız. Bayağı kar var üzerimizde. Bayağı kar var da işte nereye gidip satacağım. Şimdi ben bu tarafa dönene kadar umarım 50 tane köyümü parça pinçik etmezler. Martel Noyan tarafından kuşatıldı. Geliyorum kanka, geliyorum. Azıcık sabret. Azıcık sabret, geliyorum oraya. Yaraven. Var mı içeride adam? Oğlum bunlar bana kafa atmaya geliyor lan. Korkusuz olmuş bunlar. Artık siz hayırdır kardeş ya? Saldırı altında mı? Höz. Baba ben hangi birine koşayım? Ben nereye yetişeyim? Daha üstümdekileri gidip satamadım ya. Vallahi daha üstümdekileri gidip satamadım ya. Ben böyle bir meşguliyet görmedim abi. Her neyse babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.